DRTV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Karabük Demir Çelik Fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsünün kontrolden çıkarak bir eve girmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kardemir'i işçi götüren Şükrü Parlakçı yönetimindeki servis otobüsü Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde rampa aşağı inerken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önce park halindeki otomobile çarptı, ardından da yol kenarındaki Mustafa Sarı'ya ait tek katlı eve girdi. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Parlakçı ile işçilerden Saffet Tolu, Osman Özdemir ve Yasin Çelik Kafa hayatını kaybetti. Yaralanan İsmet Küçük Zoroğlu ve Kamil Ünal ise Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük Zoroğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Ev sakinlerinden ölen ya da yaralanının olmadığı kaza yerindeki otobüs vinç yardımıyla çekildi. Otobüste sıkışan cesetler AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı ve Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Karabük Valisi Kemal Çeber ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay olay yerine gelerek incelemede bulundu. Vefat sayımız maalesef 4 oldu. Bir şüpheli bir durum vardı. Aracın önü biliyorsunuz neredeyse yarıya kadar bu beton bloğun altında. Maalesef 4 vefatımız. 4'ü de araç yolcusu değil mi? Evden değil. Evet amcım, yani 4'ü de araç yolcusu. Ev kullanılan bir evmiş ama şu an itibariyle evden dışarıya, içeriye giren çıkan kimse yok. Muhtemelen şu anda evde oturanlar yok. Yani 4'ü de aracın içerisinde vefatlar. Kazada büyük ihtimal bir fren boşalması gibi değerlendiriyor arkadaşlar oluş şekline göre. Tabi detayı incelemeden sonra daha netleşecek ama fren izleri, aracın yaklaşımı, geldiği mesafe, kontrolsüzlüğü, buraya giriş şekli falan biraz onu gösteriyor. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar versin. Karabüğümüzün başı sağ olsun. Hepimiz çok üzgün. Gece vardiyasına gelmek üzere Kardemir servisinde bulunan ve dün akşamki kazada hayatını kaybeden 4 işçi için Kardemir Hattıhane Meydanı'nda tören düzenlendi. Kazada ölen Şükrü Parlakçı, Saffet Tolu, Osman Özdemir ve Yasin Çelik Kafe için Kardemir Hattıhane Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Kardemir Yönetim Kurulu üyeleri Kamil Güleç, Çağrı Güleç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan ve oda yöneticileri, Çelik İş Sendikası Genel Merkez ve Karabük Şube yöneticileri, Kardemir Karabük Spor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal ve kulüp yöneticileri, Haddeciler Derneği yönetimi, daire müdürleri, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi partilerin il ve ilçe teşkilat yöneticileriyle Kardemir çalışanları katıldı. İl müftüsü Halil Bektaş hayatını kaybeden 4 işçinin cenaze namazını kıldırarak mesai arkadaşlarından helallik istedi. Bu kardeşlerimiz de gecenin o vakitlerinde kendileri, aile efradı başkasına muhtaç olmasın diye alın teriyle çalışmak üzere yola çıkmışlardı. Nefesleri, sayılı nefesleri orada son bulmuştu. Bunların da Yüce Rabbimiz katında manevi olarak şehadet mertebesine ulaşacaklarını
Hazreti Peygamberimizin bu hadisinden anlıyoruz. Yüce Rabbimiz taksiratlarını affeylesin değerli kardeşlerim. Safvet Toğlu, Osman Özdemir, Yasin Çelik Kafa, Şükrü Parlakçı kardeşlerimizi anıyorsunuz. İslim kardeşlerimizin hali hayatlarında, kemali sıhhatlerindeyken, hüsnü hallerine, iyi birer mümin olduğuna, iyi hal sahibi olduklarına şehadet eder misiniz? Evet. Yüce Rabbimiz şehadetinizi makbul eylesin. Bu kardeşlerimize dünyaya ve ahirete müteallik bütün hak ve hukukunuzu helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Yüce Rabbim de taksiratlarını affeylesin. Çıktıkları ebedi yolculuğu kendilerine hayırlı eylesin. Allah rızası için El Fatiha. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için El Fatiha. Hayatını kaybeden işçilerin cenaze namazı da Esentepe Mahallesi Deretale Camii'nde öğlen namazına müteakip kılındı. Toğlu Osman Özdemir. Kazada ölen Şükrü Parlakçı, Safvet Toğlu, Osman Özdemir ve Yasin Çelik Kafe için Kardemir'de düzenlenen törenin ardından Esentepe Deretale Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kardemir'deki törene katılanların yanı sıra Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de katıldı. Namazın ardından işçilerin cenazesi Küpler Mezarlığı'na defnedildi. Şükrü Parlakçı, Safvet Tolu, Osman Özdemir ve Yasin Çelik Kafa'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Kardeşlerimize dünyaya ve ahirete müteallik bütün hak ve hukukunuzu helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Ya Rabbim de taksiratlarını affeylesin. Cenab-ı Peygamberimize cennet komşusu eylesin. Allah rızası için El-Fatiha. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Oraya bir yardım gönderin de. Onlar da çıkıyor. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Orman İşletmesi Konferans Salonu'nda yapılan AK Parti Yenice İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Şahin, Afrin'e yapılan operasyon dolayısıyla herkesin devletin güvenlik güçlerinin yanında olması gerektiğini söyledi. Türkiye, bakın Amerika'ya rağmen, Avrupa Birliği'ne rağmen, Birleşmiş Milletler Sözcüsü'ne rağmen, endişe duyuyoruz dedi, biliyor musun Birleşmiş Milletler Sözcüsü? Dün, endişe duyuyoruz dedi. Rusya tereddütlü. Biz kendi imkanlarımızla bu Zeytin Dalı operasyonunu başlattık. Çünkü kendimize güveniyoruz. Artık şunu herkes bilsin. Dünya artık tek kutuplu değildir. Hatta dünya artık çift kutuplu da değildir. Dünya artık çok kutupludur. Bu kutuplardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Kimse dünyanın hakimi olduğu iddiasında bulunmasın. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türkiye bütün bu oyunları boza boza
2023'e doğru koşuyor. Diyorlar ki ya işte NATO'ya karşı geliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı geliyorsunuz. Efendim onlarla karşı karşıya gelinir mi? Tek başınıza bu adımları atmaktan korkmuyor musunuz? Sevgili yeniçeriler, kuş konduğu dalın kırılmasından korkmaz. Çünkü güvendiği dal değil, kendi kanatlarıdır. Biz de kendimize güveniyoruz. Milletimize güveniyoruz. Ve kahraman silahlı kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize güveniyoruz. Böylesine bir operasyonu Türkiye'nin güvenliği için başlatan kahraman silahlı kuvvetler mensuplarımıza, Mehmetçiğimize tekrar kolaylıklar diliyorum. İnşallah bize ayet vermeden bu operasyonu tamamlarız. Dua ediyoruz onların başarısı için. Belediye Sendikası Karabük Şubesi'nin 11. olan genel kurulu hafta sonu yapıldı. Kongrede Hüseyin Doğan başkan seçildi. Hafta sonu Safranbolu'da düzenlenen 11. olan genel kurulda 25 yıldır sendikanın başkanlığını yapan İlhami Yılmaz aday olmadı. Kongreye Belediye İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Ayçiçek, Genel Mali Sekreter Cahit Korkmaz ve Genel Eğitim Sekreteri Bayram Özkan ve Karabük Şubesi yöneticileriyle üyeler katıldı. Başkan seçilen Hüseyin Doğan'ın yönetiminde Tarık Düzyer, Ergin Baş, Burhan Esirgen ve Mustafa Uğurlu görev aldı. Bu genel kurulumuzun ülkemize, milletimize, tüm emek camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karabük şubemizin kongresini yapmak üzere bir aradayız. Ancak Karabük şubesi, ben 1989 yılından bu yana ilgi alanımda oldu Karabük şubesi. Karabük Şubesi 1989 yılından bugüne kadar gerçekten demokrasi, insan hakları, temel hak ve özgürlükler konusu olsun, işçilerimizin gasp edilmiş olan, gasp edilmeye çalışılan temel hakları olsun, bunlar konusunda gerçekten çok büyük mücadele eden bir şubemizdir. 1999 yılından bugüne kadar sendikamızda yönetim kurulu üyeliği, en son olarak da 2007 yılında Cahit Başkanımızın genel merkezimizde vali sekreteri olarak görev almasıyla beraber şube yönetimi arasında yaptığımız görevlendirme ile şube başkan yardımcılığı görevine geldim. O günden bugüne kadar da bu görevimi İlhami Başkanımızla birlikte ekip anlayışı içerisinde yürüttüm. Bugün omuzlarıma yüklenen bu görevin sorumluluğunun bilincindeyim. Cahit Başkanımızla başlayan, İlhami Başkanımızla devam eden ve bugün şahsıma verilen bu görevi onların ve sizlerin desteğiyle ülkemiz çalışma hayatının bu zorlu döneminde en güzel şekilde yürütme gayreti içerisinde olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. CHP Genel Başkanı Almanya'da katıldığı belgesel galasında Afrin konuşması sırasında salondaki bir grup tarafından yuhalandı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine konuşmasını yarıda kesti. Kılıçdaroğlu'nun Almanya programına CHP Bartın Milletvekili Ali Rıza Yalçınkaya da eşlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Wuppertal şehrinde Nazım Hikmet'in doğumunun 116. yıl dönümü ve Nebil Özgentürk'ün 56 yıllık göçün öyküsü Bizim Hikayemiz adlı belgeselinin galasına katıldı. Kılıçdaroğlu, Afrin'le ilgili konuşması sırasında bir grup tarafından yuhalandı. Grup salonda savaşa hayır sloganları attı. Kılıçdaroğlu'nun Afrin'le ilgili sözleri üzerine Alman Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut ve bazı kişilerin salonu terk ettiği görüldü. CHP Bartın Milletvekili Ali Rıza Yalçınkaya, program sonrası BRT ve Almanya temsilcimiz Ali İnan'la bir süre sohbet etti. Yalçınkaya, Avrupa'daki tüm hemşerilerine ve salondaki yurttaşlara da teşekkür ederek selam gönderdi.
Rıza Yalçınkaya CHP olarak Avrupa'daki Türklerin sorunları ile yakından ilgilendiğini ifade ederek BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'ya da desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür etti. Rıza Yalçınkaya haftaya gerçekleştirilecek Almanya Bartınlar Derneği'nin düzenleyeceği geleneksel geceye de katılacağını söyledi. Ülkemizde yaşatacağız. Biz barışı kendi ülkemizde kökleştireceğiz. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Emperyal güçlerin Orta Doğu'dan da çekilmesini istiyoruz. Emperyal güçlerin Orta Doğu'nun silahlandırılmasına da karşıyız. Orta Doğu'da akan her kan bizim kanımızdır. Her gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Artık gerçekleri hep beraber haykırmak zorundayız. Hep beraber dile getirmek zorundayız. Ama Türkiye'ye geldiğinizde de yakınlarınıza ve akrabalarınıza söyleyin. Orada da hakkı, hukuku ve adaleti sağlayan partilere oy versinler. Elbette ki büyük sorunlarımız var. Büyük acılar yaşıyoruz. Bir işçi kenti Karabük'ün hikayesini farklı bir bakışla ele alan yazar Ali Karatay, Demir Çelik Karabük kitabını çıkardı. İletişim Yayınları tarafından basılan kitap tüm satış noktalarında okuyucusuyla buluşuyor. Önce tez olarak yazılmıştı. Karabük Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi olarak yazılmıştı. Beni de şaşırtan bir şekilde İletişim Yayınları tez çalışmasını beğendi. Onlara göndermiştim değerlendirmeleri için. Tabii kitaplaştırma sürecinde değişiklikler oldu. Yeni şeyler, bölümler eklendi kitaba. Geliştirildi, zenginleştirildi. Ama kaynağı esası bu yüksek lisans tez çalışmasıdır. Demirçeli Karabük kitabı bundan önce Karabük'e dair yazılmış kitaplardan belli noktalarda ayrılıyor. Belli noktalarda birleşiyor. Kuşkusuz kendisinden önce Karabük'e dair yazılmış bütün çalışmalardan beslenen bir kitaptır. Bu yanıyla Karabük üzerine bir şeyler yazıp çizmiş herkese bir şeyler borçludur. Oldukça geniş ve zengin bir kaynak şeyi var kitabın. Milli Kütüphane'ye gidip özellikle çalışıldı bu kitap kaynağı şeyi oluşturmak için. Çünkü Karabük'ün yerel basın arşivine bile ulaşılamadı. Tam bir arşivine. Bunu ancak Milli Kütüphane'de ulaşabildim ki orada da eksikler vardı ciddi olarak. Bundan önceki çalışmalardan en başta kapsamı itibariyle ayrılıyor. Belli bir döneme bakmıyor. Karabük'ün varoluşundan bugüne, 1930'lardan bugüne getirip hem siyasi evrimini hem de sosyal ve sınıfsal evrimini inceleyen bir kitap. Bunu sadece ortaya koymaya değil, bu evrimin arkasındaki dinamikleri ortaya çıkartmaya çalışan bir kitap. Bu yanıyla aslında sadece Karabük işçi sınıfının değil, Türkiye işçi sınıfının hikayesini de anlatan bir kitap. Bugüne kadar Karabük üzerine çok şey yazıldı ama bu kapsamda bütünlüğü içinde bugüne kadar getiren, siyasal ve sosyal evrimini getiren bir çalışma yapılmadı. Ve bu yanıyla Karabük işçi sınıfının aynı zamanda neden bilindik işçi sınıfı refleksleri göstermediğini ya da bir işçi kenti olarak Karabük'ün neden diğer işçi kentleri gibi diyelim Ereğli gibi, Zonguldak gibi aynı bölgede, aynı coğrafi tabanda, aynı sosyolojik tabanda aynı zamanda kurulan diğer işçi kentleri gibi benzer siyasal, sosyal, sınıfsal refleksler göstermediğini tartışan bir kitap. Aslında bu amaçla da yazılmış bir kitap. Bu yanıyla da bu yapılmamış bir çalışma şu ana kadar Karabük'te. İletişim Yayınları Türkiye'nin en büyük yayınevlerinden bir tanesi. En prestijli yayınevlerinden bir tanesi aynı zamanda. Bütün Türkiye çapındaki küçük şeyde kitapçılarda ve artık sayısı yüzlerce olduğu internet sitelerinde, kitap satış sitelerinde var. Oradan ulaşılabilir. Karabük'teki kitapçılarda da var, satılıyor kitap. Türkiye'nin değişik yerlerinde olduğu gibi. Hatta yani dönüşler alıyorum Türkiye'nin değişik yerlerinden. Yani kitapçılarda görüp alan Karabüklüler bir şekilde ulaşıyorlar bana, şey yapıyorlar. Telefonumu oradan buradan buluyorlar. Kitap aldıklarını değişik kitap evlerinden ve çok beğendiklerini söylüyorlar. Eleştirenler de var kuşkusuz. Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Yüksel Kaptan'ın naaşı toprağa verilmek üzere Çankırı'ya getirildi. Askeri uçakla Ankara'ya nakledilen şehit kaptanın cenazesi buradan karayoluyla memleketi Çankırı'ya getirilerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada fenalık geçiren bazı aile fertlerine 112 acil servis ekibince müdahale edildi. Şehit Yüksel Kaptan'ın cenazesi Esentepe mahallesinde öğle namazına müteakip düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Thank you.
Zeybük Umre yolcularını uğurladı. Hafta sonu kent meydanından yaklaşık 100 kişi Umre'ye gönderildi. Karabük'te pazar günü Doğuş Kılıçlar Turizm'le kutsal topraklara gidecek olan Umre yolcuları uğurlandı. Kent meydanında toplanan yolcular aileleriyle dualar eşliğinde vedalaştıktan sonra kutsal toprakları görebilmek için yola çıktılar. Yolcular özlem ve mutluluğu aynı anda yaşadı. Her birinize nasip eyle ya Rabbi. Arafat'ı görmeyi, Uhud'u görmeyi, diğer ziyaretleri yapmayı kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Arafat Dağı'na çıktıklarında belki haç gibi olmayacak ama içlerinden geldiği gibi dua etmelerini onlara nasip eyle ya Rabbi. Bütün Türkiye'den, dünyanın her yerinden giden umrecik kardeşlerimizin yolculuklarını kolay eyle, dönüşlerini mesrur eyle, ibadetlerini makbul eyle, her işlerini orada onlara asan eyle ya Rabbi. Karabük şehidini unutmadı. Şehit polis memuru Alican Öztürk için hafta sonu Cevizlidere Camii'nde mevlid okutuldu. Pazar günü şehit polis memuru Alican Öztürk için düzenlenen mevlüt töreni oldukça yoğun katılımla gerçekleşti. Şehidin akrabaları başta olmak üzere Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, AK Partili Başkanı İsmail Altınöz, Daire Müdürleri, Emniyet Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş mevlüte katıldı. Tekrar selamünaleyküm. Arkadaşlar selamünaleyküm. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir yolcu otobüsünde kaçak külçe altın bulundu. Alınan bilgiye göre otoyolun Bolu kesiminde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi kapsamında yapılan yol kontrolünde Irak'ın Süleymaniye kenti ile İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan otobüs durduruldu. Otobüste yapılan aramada 64 kilo 540 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan HE ve ÖY gözaltına alındı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kahvehane işleten 53 yaşındaki Hüseyin Temiz, 25 yıl önce kendisine ait analog fotoğraf makinesiyle çektiği müşterilerinin fotoğraflarını iş yerinin duvarında sergiliyor.
Karşıyaka mahallesinde 30 yıldır kahvehanecilik yapan Temiz, 25 yıl önce kendisine ait analog fotoğraf makinesiyle daimi müşterilerinin fotoğraflarını çekmeye başladı. Yaklaşık 500'ün üzerinde fotoğraf çeken Temiz, çektiği fotoğrafları iş yeri duvarına yaptığı panoda sergileyerek müşterilerinin anılarını yaşatmaya başladı. Temiz 25 yıl önce aldığı fotoğraf makinesiyle kahvehaneye gelen sevdiği ve saydığı müşterilerinin fotoğraflarını çekmeye başladığını söyledi. Zamanla fotoğraflar çok fazlalaştı. Dedim birkaç kişi daha, birkaç dostum da dedi bunu bana da toplasan dedi, kahveyi alsan daha güzel olur falan dedi. Zaman aşamasında bunlar değerlendi yıllar geçtikçe. 15 sene, 20 sene, 25 sene önce tabii bunların da çok ölen oldu. Bu ölen kişilerin fotoğrafları bize bir anı, kalıcı bir anı olarak kaldı. Mesela bir 5 yaşındaki bir çocuk, dedesini tanımayan, amcasını tanımayan, dayısını bilmeyen çocuk geliyor bakıyor bu şeye, panoya. Panoya baktığı zaman, aa bu benim amcam, işte bu benim dayım, bu benim dedem deyip en azından onların fotoğraflarını da görmüş oluyor. Güzel bir anı oldu yani benim açımdan da. Çok kişi bunu bu yapmış olduğum koleksiyonu takdir ediyor çok kişi. Bu da benim hoşuma gidiyor. Bu da beni mutlu ediyor tabii. Yarı yıl tatilinin ilk günlerinde Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da yoğunluk yaşanıyor. Bolu kent merkezinde 45 kilometre uzaklıkta ve Köroğlu Dağları'nın 2200 metre zirvesinde yer alan Kartalkaya'daki 2000 yatak kapasitesi 5 otel %100 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezini tercih eden ziyaretçiler, kar kalınlığının yer yer 150 santimetreye yaklaştığı, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkartıyor. Hafta sonunda Kartalkaya'yı tercih eden tatilciler, kar kalınlığının istenilen seviyenin üzerinde olması dolayısıyla yarı yıl tatilini doyasıya geçirdiklerini ifade etti. Burada yani kayak yapmaya gayet uygun, yeterli, kafi miktarda kar var. Ama zannediyorum herhalde yakın bir tarihte tekrar kar yağışı bekleniyor herhalde. Gayet iyi. Kar yoğunluğu da iyi. Düzce'deki 1300 metre rakımda bulunan Topuk Yaylası'nda yağan kar, karpostallık görüntüler oluşturdu. Kaynaş ilçesine bağlı ve kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Topuk Yaylası kar yağışıyla beyaza büründü. Yarı yıl tatilinin başlamasıyla bölgeye gelen vatandaşlar sıralı çamlar ile etrafı örülü olan Topuk Göreti çevresinde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da kayak keyfi ile karın tadını çıkardı. Bu arada yağışın ardından yaylada oluşan doğal manzara drone ile görüntülendi. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Sırada spor haberleri var. Yıllardır değişmeyen kaliteli ve güler yüzlü hizmetiyle yeniliğin, konforun ve kalitenin adresi Salim Özer Mağazaları, 70 yıllık başarı hikayesiyle mobilya sektörünün lider kuruluşu olmayı başarmıştır. Salim Özer Mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Yatak, baza, oturma grupları, yatak odaları, salon takımları, köşe takımları, yemek odaları ve genç odalarında kaliteye ve konfora davet ediyoruz. Kaliteyi ve rahatlığı uzakta aramayın. Özer'e gelin, farkı hissedin. Salim Özer, Özer Mağazaları. Ankara Caddesi, numara 87. Salim Özer Exclusive, Ankara Caddesi, numara 61. Telefon 0370 424 2736 0370 424 2230. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer Mağazaları spor haberlerini sunar.
spor haberleriyle karşınızdayız. Karabük Atleticiler Derneği Başkanı Nazım Çapraz, Kardemir Karabük Spor için çok önemli açıklamalarda bulundu. Çapraz, Kardemir Karabük Spor için topladığımız para hakkında sosyal medyada yazılanlara çok üzüldüm. Herkes şunu çok iyi bilsin ki bu para dernekten değil, bütün arkadaşlarımın karınca kararınca verebildikleri kadar kendi cebinden verdikleri paralardır dedi. Mehmet Ali Şahin Bey bana telefon açtı. Dedi ki, Nazım Bey senden bir ricam var. Kayyuma gitmesin diye biz Ziya'nın başkanlığında bir yönetim kuruyoruz pazartesi gün. Ben Ankara'dan da bir spor bakanlığına gideceğim. Biraz para tedarik edeceğim. Sen dedi Demirçelik yönetim kurulu başkanıyla ilgili toplantıda Karabük Spor'la ilgili haddeci arkadaşlardan biraz katkı sağlamak adına bazı rakamlar telaffuz edilmiş dedi beraber olduğunuz zaman dedi. Bir araya gelseniz de dedi bir yardım etseniz olur ne zaman isterseniz dedim bir kere seçim falan yapın. Ne yapılacaksa biz de arkadaşları toplayalım yapalım dedim. Demir tüccarlarının hakkında falan işte Karabük'te bu kadar haddecim var Karabük'te bu kadar demir tüccarım var diye sosyal medyada bazı şeyler gördüm. Herkes aklına geldiği gibi abuk subuk bir şeyler konuşuyor. Maalesef Karabük'ün kaderiyle uzun yıllardan beri, Demirçelik özelleşiden beri oynanıyor. O kader oynamada Karabük sanayisinin beli kırıldı. Karabük'te 50 tane hattane varken 22'ye 22 tane hattane şu anda da var ama 22 hattanenin içinde çalışan 8-9 hattane var. Ama burada bir haksızlık görüyorum ben. Bunu söylemekten söylemem gerektiğini de düşünüyorum. Şimdi Karabük Spor Kardemir için önemli. Çünkü Kardemir'in reklamını yapıyor. İsmi de Kardemir'in Karabük Spor'u. Evet ama Karabük Spor, Karabük için de çok önemli. Samimi olarak söylüyorum, yol bulan ailesinin bu olay onurudur, şerefidir. Kesinlikle Karabük Spor'un başkanlığını yapan Mustafa Yol bulan, Karabük Spor'u Feridun'a teslim ederken 3 sene görev yaptı. Takım onun zamanında düştü. Feridun'a teslim etti. O arada hatırlarsanız siz bu işin takipçisinizsiniz. Belediye başkanı Şefik Dizdar'ı ikna etti. Karabük Spor'a başkan olmak istedi. Ben Şefik Dizdar'ın yanındaydım. Maalesef Mutullah Yol bulan Şefik Dizdar'ı çağırdı. Sen bu işin içinde olma, çekil dedi. Zaten Mutullah Yolbulan'ı Şefik Dizdar'ın kırmak şansı yok. Onun ne derse onu yapar Şefik Dizdar. Saygı duyuyor ona. Peki Mutullah Bey dedi. Geri çekildi. Bir baktık ki evvela Can Yurt'a teslim ettiler. Takip ediyorum. Hemen Can Yurt istifa etti. Feridun'u çağırdılar. Feridun'a başkanlığı verdiler. Acaba bir vefa borcu karşılığı mı verdiler? Bu adam sendikadan ayrılmış, bitmiş, Demirçelik'ten emekli olmuş. Nihayet taşın altına elini soktuğu zaman herhangi bir sıkıntıda, maddi yönden bir katkıda bulunabilecek bir çapı yok bunun. Bu adam nasıl getirildi? Karabük Spor'un başına nasıl başkan yapıldı? Niçin yapıldı? Bunu bilemem. Ama borç veren Mustafa Yol bulan, alacaklıyım diyen Mustafa Yol bulan, takımı düşüren Mustafa Yol bulan ve şimdi de bu parayı alacağım diye uğraşan Mustafa Yolbulan. Kesinlikle Mustafa Yolbulan'a bu para verilmemeli. Bazıları maalesef o bindikileri ödemiyor. Demirçelik'teki satış müdürlüğüne de buradan ikaz ediyorum. İster yönetimde olsunlar, ister yönetim dışında olsunlar, bindikileri ödemeyen insanların mal alma hakkına sahip değil. Demirçelik bugüne kadar sömürülmüştür. Bundan sonra da kesinlikle ölünceye kadar bu mücadeleyi vereceğim. Demirçeliği kimseye sömürttürmeyeceğim. Karabük Spor'un hakkında kimseye yedirmeyeceğim. Bu kavgayı vereceğim. İsterlerse beni ipe çeksinler. Bugün şu olağanüstü halde herkes ayağını denge alsın, her şey olabilir. Her şey olur. Kimse yanlış yapmasın. Her yanlışlıklar başlarına bela olur. Yıllardır değişmeyen kaliteli ve güler yüzlü hizmetiyle yeniliğin, konforun ve kalitenin adresi Salim Özer Mağazaları, 70 yıllık başarı hikayesiyle mobilya sektörünün lider kuruluşu olmayı başarmıştır. Salim Özer Mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız.
Yatak, baza, oturma grupları, yatak odaları, salon takımları, köşe takımları, yemek odaları ve genç odalarında kaliteye ve konfora davet ediyoruz. Kaliteyi ve rahatlığı uzakta aramayın. Özer'e gelin, farkı hissedin. Salim Özer, Özer Mağazaları. Ankara Caddesi, numara 87. Salim Özer Exclusive, Ankara Caddesi, numara 61. Telefon 0370 424 2736, 0370 424 2230. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer Mağazaları spor haberlerini sundu. Karabük Atleticiler Derneği Başkanı Nazım Çapraz'ın açıklamalarının tamamını yarın akşam Orta Saha programında izleyebilirsiniz. Bültenimizi burada sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.